Arkadaşlar, Sağdaki Makineci kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir teslimatta sizlerle beraberiz. Bugün sizlere İzomek HMK 640 Velloader'ı yakından tanıtacağız. Öncelikle başlıca söz etmek istediğim özellikler: makinamız 26.300 kilogram ağırlığına sahip, 26.5 lastik ebatları mevcut ve sahaya uygun lastik dişleri mevcut. Makinamızı diğer makinelerden ayıran özelliklerden bir tanesi çift pistonlu olması ve yanı sıra Z-barlı olması. Z-bar paralel kollara istinaden pistonlardaki itme gücünü kopartma gücüne çevirerek daha yüksek bir kopartma gücü sağlıyor. 4.2 metreküp kova hacmine sahip. Mercedes MTÜ motoru var. Şanzımanımız ZF. Ön ve arka akislerimiz ZF. Yani ZF Mercedes kombinasyonunu kullanan bir makine. Devam. Yakından tanıtalım sizlere makinamızı. Arkadaşlar, Mercedes MTÜ motorumuz 6 silindirli, 10.7 litre silindir hacmine sahip. 1600 Nm tork gücü ve 373 beygir hacminde. Gördüğünüz üzere birçok komponenti bir arada birleştirmiş bir teknolojiye sahip makine. Ve yanı sıra TR3 motorlu, yani AdBlue'suz, AdBlue yok. Çünkü ülkemizde pek tercih edilen bir yöntem değil. Yani yasal mevzuat gereği şu an için Türkiye'de AdBlue kullanımı gerekmiyor. Motorumuz belirtilen motor beygirinden daha fazlası üretebilen bir motor. Bu sayede motor daha az beygir kullandığı için daha verimli hale geliyor. Daha rahat çalışıyor. Bu da makinede ciddi bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Arkadaşlar, makinamız çok kuvvetli bir soğutma sistemine sahip. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok uzun saatler çalışmaya engel teşkil etmeyen durumları yok edebiliyor. Kaputumuz elektrikli olarak indirilip kaldırabilmektedir. Bu da servis kolaylığı sağlamaktır makine için. Arkadaşlar, kabin içimiz gördüğünüz gibi gayet geniş, ferah. Her tarafı net olarak görebildiğimiz bir cam ve görüş alanına sahip. Direksiyon tamamen genlikçi, ergonomik direksiyon. Vites kolumuz, sinyal kolları ve silecek kollarımız, far kolumuz, yardımcı kolumuz, yanı sıra ön göstergemiz. Ön göstergemizde hız, vites konumlandırması, vitesimiz, motor devri, şanzıman yağ sıcaklıkları, yakıtlarımız, arazi ya da arıza problemleri, konumlandırmalar mevcut. Burada bir opera kontrol, yardımcı opera kontrol ünitemiz var. Tamamen dokunmatik. Tüm her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Klimamız, kaloriferimiz, USB'miz, ışıklandırmada da aynı şekilde tuşlandırılmamış, tamamen dokunmatik bir halde. Makine etrafındaki ışıkları ve ışıklandırmaları buradan kontrol edebiliyoruz. Servis menümüz, normal çalışma menüleri ve her makinamızda olan opera kontrol ünitemiz de burada. Ve bu diğer makinelerden ayıran özelliklere de sahip. Makine için ayrı özellikler mevcut. Bu makine için çalışma konumları mevcut. Ön kaldırıcı ve indirici, devirici kollarımız burada. Yardımcı ünitelerimiz burada. İsterseniz bunları size yakından tanıtalım. Şuradan başlayalım. Burada kabinimizin sağında ve solunda olan geri görüş aynalarımızın yönlendirilmeleri, kontrolleri var. Gördüğünüz gibi. Burada kış ayları için, soğuk aylar için cam ısıtmalarımız mevcut. Belki camlar için, yardım camlar için ısıtmalarımız mevcut. Park frenimiz, joystick kolların kilitleri mevcut. Kilitlediğimiz zaman bunlar hiçbir şekilde hareket etmez. Opera kontrol ünitemiz, kameramız, klima, arka reflektör, cam, arka cam sileceği. Ön tarafı buradan kontrol ediyoruz. Arka taraftaki sileceği buradan kontrol ediyoruz. Radyo USB gibi geçişleri şu üniteden sağlıyoruz. Şurada park frenlerimiz ve kabin içi aydınlatmalarımız mevcut. Dörtlü flaşörlerimiz burada. Burada anemeyi kontrol ettiğimiz bir ünite mevcut. Şu orta tarafta bulunan ise bu makine için özgü 3 tane güç potansiyometresi var. Yürüyüş konumunda, düz zeminde çalışma konumunda ve çok ağır zeminde çalışma konumunda olmak üzere böyle 3 ayrı güç ünitemiz mevcut. Buradan ayarlayabiliyoruz. Bu yan tarafta bulunanlar ise makinamızın otomatik olarak, yani biz ileriye geriye giderken yük aldığımız durumlarda otomatik olarak bizim belirlediğimiz 3 noktada kalmasını hafızaya alabileceğimiz, yine alt noktada belirlediğimiz alt noktada kalmasını hafızaya alabileceğimiz bir tuş.
Yanı sıra Z barımızı kontrol edebileceğimiz ve tesviye modumuzu ayarlayabileceğimiz konumlarımız mevcut. Bunlar tamamen operatörümüzün makine için kolaylıklar sağlaması amacıyla entegre edilmiş. Opsiyon olarak sunulan sarsıntısız yürüyüş sistemimiz ve ileri geçiş sağlayabileceğimiz, buradan da vites düşürebileceğimiz, ikiden biri vites düşürebileceğimiz bir ünitemiz mevcut burada. Kickdown dediğimiz sistem. Kickdown dediğimiz bir ünite mevcut. Yine start stopumuz var. Ana menümüz var. Acil durumlarda ötmesin diye buradan ikaz susturma butonumuz var. Şuraya geçmek istiyorum. Burada bir FNR var. FNR'yi aktif etmek için shift tuşuna basıyoruz. Yani kolu kullanmak istemeyen, sadece buradan makineyi entegre etmek isteyen operatörlerimiz için, bu kolu kullanmak istemeyen operatörlerimiz için buradan FNR tuşunu aktif edip, ekrandan da bunu göreceğiz, tip shift. Aktif edip buradan ileri geri yapabiliyoruz. Zaten Tom Automatik şanzımana sahip olduğu için buradan istediğimiz devirleri ileri geri hareket ettirerek makineyi buradan konumlandırabiliyoruz. İleri geri konumlandırması. Sağ kolun üzerinde vites düşürücü butonumuz var. Yani her dokunmada bir vites aşağı düşmesi kaidesiyle şurada, bunun üzerinde. Bunda herhangi bir şey yok. Burada kornamız mevcut. Ve en soldaki tuşumuz da diferansiyel kilidimiz. Olası bir durumda boşa dönen bir teker varsa dönmeyen tarafa yüklersin. Diferansiyel kilidimizi basılı tuttuğumuz kadar devrede kalacak şekilde konumlandırılmış. Çıktığımız zaman zaten otomatik olarak bırakıyor kendisi. Ve yanı sıra, gerçi bunlar çalışarak gösterilir ama konumlandırmalar da mevcut. Yani şu tuşların buraya entegre edildiği konumlandırmalar da mevcut. Bastığınız zaman en yukarıya konumlandırsın diye. Bunu geriye çektiğinizde otomatik olarak takılı kalır. Ve istediğiniz seviyeye geldiğinde bu otomatik olarak boşa atar. Yine aynı şekilde aşağı konumlandırma da ileri gittiğinizde siz sürekli burada tutmayın diye. Aynı şekilde ileri konumlandırması da takılı kalır. Ve istediğiniz seviyeye geldiğinde otomatik olarak boşa alır. Koltuğumuz yine yenilikçi model ve makinelere özgü olarak havalı olarak nitelendirilmiş. Havalı bir koltuk mevcut. Arttan konumlandırılmasını yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi sesle duyuyorsunuz. Şişirme. Aynı şekilde kiloya göre mevcut. Burada bir not panelimiz mevcut. Buraya hangi bir şey yapıştırıp çekebilirsiniz. USB aux girişlerimiz bu tarafta. Makine için buraya konumlandırılmış. Ve 12 volt bir çakmaklığımız da mevcut. Yakından gösterirsek. Şurada da USB aux'larımız var. Onları da buradan görebiliyoruz. Buradan görebiliriz. Buradan girebilir, ekran yansıtabiliriz. Makinemizin her yönünde gördüğünüz gibi güneşliklerimiz mevcut. Yan tarafta ve arkada olmak kaydıyla. Burada dokunmatik bir iç aydınlatmamız var. Gördüğünüz gibi. Burada da var güneş panelimiz. Hoparlörlerimiz daha iyi ses kalitesi için şu tarafa konumlandırılmış. Dediğim gibi geniş, güzel ve valla gayet yeterli bir görünüme sahip kabin. Gayet donanımlı. Burada bir bardaklığımız var. Yanı sıra bu kolu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. İleri geri için burada bir ayarımız var kol. Yani bu kol boyunuza göre ayarlanabiliyor. Buradan da yukarı aşağı yukarı kaldırabiliyorsunuz. Yardımcı panelleri buradan açabilir, kilitleyebilirsiniz. Buradan konumlandırabilirsiniz. Bu kadar. Bahsedelim. Arkadaşlar, koltuğun arka kısmında bulunan iki adet gözümüz var. Birisi normal, yani soğutma özelliğine sahip olmayan bir göz. Buna herhangi belge, bilgi, özel eşyalarını koyabilirsiniz. Ve diğer gözümüz de klima gözü, yani soğutma özelliğine sahip olan göz. Buraya da içeceklerinizi sıcak havalarda serin tutmasını sağlayacak şeyler koyabilirsiniz. Burada öyle bir gözümüz var. Arkaya konumlandırması şurada. Hani olarak buradan yapıyoruz. Koltuk buradan ve bel desteği var koltuğumuzda. Onu da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Isıtması. Evet. Şurada koltuk ısıtmamız mevcut. Yakından görüyorlar değil mi? Evet. Koltuk ısıtmamız mevcut. Basılı tuttuğunuz zaman koltuk ısınmaya başlar. Tekrar basıp çektiğiniz zaman kapanır. Bu da koltuğumuzun ayrıca özelliklerinden bir tanesi. Başka nelerden bahsedelim. Arkadaşlar, bu için şurada bahsettiğim VTD özelliklerini ayarladım. Sizler için şöyle bir canlandırma yapalım istedim. Gördüğünüz gibi kollar geri ilgili boşluğu olmuyor. Ama yardımcı geri ilgili alanında
kilitlediğimiz zaman önde de görebileceğiniz gibi bizim ayarladığımız konuma kadar çıkıp onu boşaltacak. Gördüğünüz gibi ve aynısı diğer montta da mevcut. Gördüğünüz gibi atıyorum. Yardımcı kolda da mevcut. Onlar için de kaldırma kanalında da ondan da biliyorsunuz. Bu şekilde. Arkadaşlar yardımcı FNR tuşumuzu aktif ettiğimiz tuşumuz bu. Ekrandan da gördüğünüz gibi tip çift modumuz aktif. Şu an kapalı, şu an aktif. Aktif olduğu zaman bu fitesi kullanmaksızın buradan makineyi geri geri konumlandırabilirsiniz. Şöyle ileri konumda. Gördüğünüz gibi boşta ve geri konumda.